Kaç doğumlusunuz? 1933 doğumlu. Konacık'ta doğdunuz. Şubat ayında mı? Şubat ayı doğumlu. Konacık'ta doğdunuz. Evet. Öğretmeniniz kimdi? Öğretmenimiz Ali Aydın'dı. O da köy enstitüsü. Öğretmeni Ali Aydın. Beşikdüzü köy enstitüsüne de Ali Aydın öğrenci başkanıdır. Ali Aydın ilk mezunudur. Beşikdüzü'nün ilk 21. öğrencisidir. Numarası 21'dir. Peki o dönemde Mahmut Kolukısa... Onlar ikinci sene. İkinci sene. Çünkü köylerine, köylerden çocuk istenildiğinde yalnız ilkokulu Başarı'da vardır. O dönemde. 5 sınıflı diplomalı okul Başarı'da vardır. Evet. Yeşilce'de de var, eğitmen okulu düzeyinde, Gebeme'de, Yeşilce'de, Faldaca'da bunlar ilkokul diploması verme hakkına sahip değiller. 3 sınıflı diploma veriliyordu. Bu, evet. Bizim köyde Hülagü Baygal, bizim müftünün oğlu, 4 Eylül Sivas Kongresi'ni yaptığı dönemde Sivas Muallim Mektebi'nin son sınıfında okur, okul gazetesi çıkarır ve aynı zamanda da Sivas'ın yerel gazetelerinde yazı yazar. Atatürk'e hizmet edilmesi için eleman ararlar, bulamazlar. Muallim Mektebi'nden 15 öğrenciyi Hülagü Baykal'ın başkanlığında Sivas Kongresi'nin delegasyonuna hizmet sunması için görevlendirirler. Cumhuriyet'in ilk öğretmenidir Hülagü Baykal. Bilahare mezun olunca Kareyser Sancağı'na öğretmen müdür olur orada. Orada Hasan Tahsin Okutan isimli bir öğretmeni Başarı'ya 1930 yılında atamasını yaptırır kendi köyüne. Kendi evet. Doğduğu köye. Evet. Hasan Tahsin Okutan Başarı köyüne gelince Başarı'da Muhtar İbrahim Aydın'dır. Mesudiye'de müftü Mehmet Kazım Baykal'dır yine Başarılı. Evet. O öğretmeni muhtara teslim eder. Hasan Tahsin araştırmacı yazar, şair yazar, incelemeci yazar. Mesudiye ve çevresi isimli, Karahisar ve çevresi isimli belgesel kitapları bulunan bir öğretmen. Öğretmen muhtardan bilgiler alır. Kızlar okula gidiyor mu? Vesaire şeyler işte alır. Altı madde ileri sürer öğretmen muhtara. O da der, tamam der, bana yardımcı olacaksan muhtar olarak sizin köyünüzü görmedim. Ben der, olmayacaksan başka yere naklimi yaptıracağım der. Muallim beydir. Ben sizin altı maddenizi kabul ediyorum dediklerinizi konusunda hepsini yerine getirmek için köy ihtiyar heyeti olarak, köyümüz olarak size yardımcı olacağım der. Ama benim de size bir tek teklifim vardır. Nedir söyle muhtardır? Sen bizim köyümüzde 6 sene öğretmenlik yapacağına dair bana söz verir misin der. Evet. O da der ki veririm der. Bu muallim bey gelir. Bizim köyde o zaman 3 sınıflı okullar vardı. Eğitmen okulları, çıkışlı okullar. İlk defa Hasan Tahsin geldiği için ertesi sene muhtardır. Bir at bul da komşu köylerin çocuklarını da eğitimden faydalandıralım der.
muhtarla öğretmen ikisi çıkarlar bir gün Kale Köyü'ne giderler. Kale muhtarını bulurlar, köyü alttan üstten sonuna kadar gezerler, okul çağında olan çocukları okula kayıt ederler. Şifa orada şekler. Ertesi gün Çerçi'ye gelirler. Daha ertesi gün Sarıyayla, eski adı İspanası olan Sarıyayla'ya giderler. Orada aynı şeyi uygularlar. Daha sonra Yağmurlar Köyü, eski adı Sülüm olan köye giderler. Orada da çocukların kaydını yaparlar. Daha sonra Eskidir adıyla şimdiki Kavaklıdere'ye giderler. Kavaklıdere'de de aynı uygulamayı sürdürürler. Falan gün okullar açılacak, adlarını yazdığımız çocuklar okula gelecek derler. Evet. Öğretmenin şeyi, talimatı kanun yerine kabul edilir. Okulun açılışında bu 6 köy, bir de Merkez Köyü, Başarı Köyü, 7 köyün çocuğu birikir. Veliler gel, çocuklar... Tahminen kaç yılı bu hocam? Tahminen 931 yılı. Okulun açıldığı gün bütün çevre köyün çocukları velileriyle gelirler. İkinci yıl mı bu? He? İkinci yıl mı? Öğretmenin ikinci yılı. Yılında. Evet. Gelirler 931-32 öğretim yılı başı. Şimdi okulda bir dershane var, ikinci derslik yok. Kalabalık hale geliyor tabii tüm bu, köy çevre köylerden gelen çocukları okutacak derslik bulamadıkları için onlara derler ki siz bu hafta çocuklarınızı götürün, gelecek hafta getirin diyor derler. Bir, köylü eli keser tutan, eli çekiş tutan amele, usta seferber olurlar. İmece sistemiyle okulun bitişine altlı üstlü iki derslik daha yaparlar. Ne kadar sürede yapıyorlar? Bir hafta. Hafta o çocuklar gelir, yerleştirilir. Bu sefer Hasan Tahsin okutan der ki bizde bu kadar öğrencimiz mevcuttur. Bize ikinci öğretmenlerin atanması için Karahisar Sancağı'na dilekçe yazı gönderir. Oradan hemen Nuri Baykara diye bir öğretmen daha ataması yapılır. Mesudiye'de ilk defa çok öğretmenli okul böylelikle başarılı açılır. Dolayısıyla ilk defa Mesudiye köylerinde ilk resmi 5 sınıflı okulu merkezin, ilçenin dışında köy başarılı olarak başarılı mezun verir. Köy enstitülerine öğrenci alınacak köy çocuklarından denildiğinde o sene Mesudiye Kaymakamı İlhan Engin araştırma yapar. Başardan başka köylerde ilkokul mezunu bulunmadığı için kimseyi gönderemezler. Başarı'dan Ali Aydın ve Kaleli olup bizim köyde okuyan ilk talebelerden İsmail Delice'yi Beşiktüzü'ne gönderirler. Evet. Ve bunların Beşiktüzü'nün kayıtlarında 19 numarada birisinin numarası, 21 numarada birisi. Köy enstitüsünün, Beşiktaşı'nın ilk öğrencileri bunlardır. Babanız İbrahim Aydın. Evet. Köyde muhtarken zannediyorum caminin üzeri hartama. Caminin kendisi de eski. Yıkarlar, yeniden yaparlar. Üzerine hartama dayanıksız diye kiremit fırınları, ocakları kurarlar. Ondan sonra ihtiyaç olanlar da yeniden tekrar kiremit üretiminden faydalanıyor. Ertesi senede kireç fırını kurarlar. Kireç fırını kurarlar. Koylusar'ın Yeni Aslan Köyü'nden kireç alıyorlardı. Atlarına geliyordu. Getirirler kireç fırınından da kireci imal ederler. İhtiyaç olan herkese ücretsiz kireci temin ederler. Böylece yenileşmeye, gelişmeye altyapısını hazırlarlar. Bir de Başarı'ya elektriğin gelme hikayesi var.
Bunu anlatacağız. Efendim dediğim Hasan Tahsin'in öğrencilerinden Halil Aydın der ki biz de elektrik yapalım, elde edelim, kuralım der. Çağırır köyün yine o eski köyde sözü geçenleri. Olur mu olmaz mı diye tereddüde düşerler. Tokat yöresinde bölge şefi olan ve köyün ilk mezunlarından olan Kamil Arıcan'ı telgrafla çağırırlar. Derler ki köyümüze gel, gel bir şey görüşeceğiz derler. Adam ata biner, o zaman atla gelmeye gidiyor. Geliyor. Nedir derdiniz? Biz diyorlar Halil böyle söyledi. Değirmenden elektrik elde ediliyormuş. Biz buna hani oluyor mu olmuyor mu bilmiyoruz derler. O da der ki çok iyi demiş, doğrusunu demiş. Bunu yapalım. Dileklerini de ben Koylisar İdir Ormanları'ndan bölge şeflerine rica edeceğim. Dileklerini de buraya getireceğim. Getirttireceğim dedi. Direklerin gelmesi nasıl oldu peki? Direkler Mesudiye kadar. Kamyonla mı geliyor kamyonla yani? Kamyonla Mesudiye kadar kamyon geldi. Mesudiye'den öküz arabalarıyla köylüler getiriyor. Köylü getirdi. Karar alınıyor, para toplanıyor ama yetmiyor. Ne yapıyorlar yetmiyor. Ondan sonra? Bu sefer tekrar yetmediği yere salma yapılıyor. İşte oraya geleceğim. Peki. O arada buna karar verince İstanbul'a haber gönderiyorlar. Diyorlar ki köye elektrik yapıyoruz. Oradaki komşulardan para toplamışsın. Köyde teknik elemana ihtiyaç duyuluyor. Mesudiye santralını çalıştıran ordulu erkek Mustafa lakabıyla anılan kişi İzzettin Bey zamanında. İzzettin Ağoğlu. Ağoğlu zamanında Mesudiye santralının sorumlusu. Onu getiriyorlar köyümüze. O 40 gün bizim evimizde misafir. Peki tribünü nasıl buluyorlar? Yani tribünün teknik araştırma yapıyorlar. Tribünü diyalog kuruldu ya. Evet. İstanbul'daki komşular burada araştırıyorlar. O tribünü ve bir de uzun kayışı vardı. Evet. Artanlardan da değerlendiriliyordu. O tekniker ne dediyse onun üzerine buraya sipariş veriliyor. Buradakiler de araştırıyorlar burada. Bir Fransız malı tribün buluyorlar galiba. Ben öyle okudum. Nasıl buldularsa buradakilerin görevli hissediyorlar kendilerini. Mehmet Bey birazcık tribünü anlatabilir misiniz? Nasıl çalışıyordu? Suyla mı çalışıyordu? Suyla yani, çalışıyordu. Yani suyu elektriğe mi çeviriyordu? Su elektriğe, tabii elektrikle evet. Yani köy değirmeninin bir şeyini tarafını elektrik santralini yani motorunu dinamosunu çalıştırmak için bir çark var o dönüyor. Peki o su yeterli miydi onu çevirmeye? Tabii yeterli. O geliyor çarkı döndürüyor. Çarktan bir kayış palanga geliyor dinamoyu çeviriyor. Dinamodan dağıtım panosu var orada duvarda. O panodan köye hat çekildi. Evet. Köyün de için merkezinde yine bir dağıtım panosu var. Şarteller var orada aynı. Oradan da mahalleye, evlere o panodan veriliyordu. Geldi şey açılı şey yanmaya. Ya, tesisatı, şebekeyi döşüyor. Ana santralı kuruyor. Evlere bağlantılar yapılıyor. Ondan sonra köyde eli uygun olanlara da elektrik yapılmasını gösteriyor. Erkek Mustafa. İleri gelenler İstanbul'dakiler gidiyorlar şeye bilgi vermeye Cağaloğlu'na Cumhuriyet Gazetesi'ni buluyorlar. Orası muhabir gönderirim diyor söz veriyor. Birkaç gazeteye daha gidiyorlar. Bir de Hayat Mecmuası'na da gidiyorlar. Hayat Mecmuası orta sayfada tam punto. Cumhuriyet bas sayfada tam punto. Direklerin başı da yandı. Bu hikayeyi anlatınca
Onlar da bunu çok cazip görüyorlar. Böyle bir şeyi bir köyde bunun üretilmesi Türkiye çapında duyulmamış, uygulanmamış, yapılmamış bir iş. Sonuçta elektrik yandı. Direklerin köylülerin başı da yandı. Başlardı. Direklerin başı da yandı. Yandı. Evlere de çekildi evlere mi elektrik? Evlere de çekildi. 15 sene biz hiç bila ücretsiz elektrik kullandık. Duyduğuma göre samanlıklara bile çekmişler. Evet, bizim samanlığın köşesinde elektrik fincanı duruyor hala. O eski yapılar. Fincan, eski tip fincanlar duruyor. Eski binalarda duruyor. Evimizde de duruyor eski fincan. Ampul değil de fincanı duruyor. Duruyor. Evet. Santral gece çalıştırılıyor. Peki birisinin durması gerekiyor mu başında? Tabii yani? Tabii. Ne tabii. Yapma yani orada duran kişinin görevi ne? Ne yapıyor? Oradaki şeyi yani orada bir teknik bir sıkıntı var mı yok mu? Teknik bir şey oldu mu sigorta atma durumu oluyor. Kayış dahi atabiliyordu. Kayış palanga şeye bağlı ya. Evet. O bile atabiliyordu. Hemen şarteli indirip o kayışı gevşetip ayar yeri vardı böyle. Gerdirme, sıkma. Böyle onunla ayarlıyorduk. Onunla böyle gerdiriyorduk şeyi. Bağlantıyı yani. Çarptan yani suyun çok vurdu. Kesinti oluyor muydu? Yok kesinti hemen hemen hiç olmuyordu yani yaz yok, yaz yok, kış yok çok yok. Muntazam çalışıyordu elektrik tabii, verebiliyordunuz. Tabii. Sevgili Cavit Hocam beni evinize kabul ettiniz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Rica ederim. Bence takdir edilmesi gereken Başarı Köyü'ne elektriğin köylünün kendi çabasıyla nasıl getirildiği konusunda canlı canlı anlattınız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sizi evet. Tanıdığıma da yüzle karşılaştığıma evet, da çok memnun oldum. Dostluklarımız olabilir. Ben geçmiş mazi tabii. Çok canlı bir hafızanız var. Çok detaylı anlattınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Yaşadık da onlar onun için. Evet. Sizde içselleşmiş yani. Belli bu.